Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimiz biraz farklı olacak arkadaşlar. İki taraflı da kullanabileceğiniz bir model hazırlamaya çalışacağım sizler için. Yani bir tane yapacaksınız, iki tane olarak kullanacaksınız farklı desenlerle. Zaman kaybetmeden hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. İplerim Nako marka arkadaşlar. Tığım da ucu çengelli tığ kullanacağım. 6 numaralı 1.40 milimlik tığ kullanarak modeli yapmaya çalışacağım. Şimdi yavaş yavaş model anlatımımıza başlayalım isterseniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirimlerinizi açarsanız, videolarımı izleyip beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar öncelikle. Yeşil ipimle başlayacağım. Çekeceğiniz zincir 4 V katları şeklinde olsun. Ben anlatım için kısa bir zincir çekeceğim. Anlatıma yetecek kadar. Siz yapacağınız yere göre zincir sayınızı kendiniz ayarlayacaksınız. Ve dediğim gibi 4 V katları şeklinde ayarlarsanız, çekerseniz modeliniz tam denk gelecektir. Ben şimdi zincirimi tamamlayıp hemen geliyorum. Evet. Toplamda 25 adet zincir çektim. Bir tanesini sıp iğne için kullanacağım arkadaşlar. Hemen ilk ilmeğimin içine batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum ilk başa. Daha sonrasında ipimi tığımın üzerine doluyorum ve 1, 2, 3, 4 boş bırakıyorum. 5. ilmeğime batarak buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğimin içine yine bir ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Ve dördüncüyü yapıyorum. Dört tane ikili trabzanı aynı ilmeğin içine yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve aynı ilmeğin içine dört tane daha ikili trabzan yapacağım. 2, 3 ve 4. Şimdi buradan yine 1, 2, 3, 4 ilmek sayıyorum. 5.'nin içine sık iğne yapıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4 ilmek sayıyoruz. 5.'nin içine yine trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 4 tane daha, 4, bir grup araya bir zincir çekeceğiz. Üçüncüyü yaptım şu an, dördüncüyü yapıyorum. Araya bir zincir, aynı ilmeğin içine 4 grup trabzan daha. 2, 3 ve 4. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek sayıyoruz. 5.'nin içine sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek sayıyoruz. Üzerine alıyorum. Son ilmeğime geçerek buraya da aynı şekilde 4 grup trabzan, araya bir zincir, 4 grup trabzan da yine aynı ilmeğin içine toplamda 8 trabzan yapacağım arkadaşlar. Bu bölümü bitireyim, hemen geliyorum. Evet. Sıra sonunu da tamamladım. Şimdi çeviriyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi aldım tığımın üzerine. İlk baştaki trabzanımın bakın içinden geçiriyorum. İlmeğimin ikisini çıkarıyorum. İkisi tığımın üzerinde kalıyor. Yandaki ilmeğimi alıyorum. Trabzanımı alıyorum. Yine 2 ilmek çıkarıyorum. 3 tanesi içinde kalıyor. Tekrardan 4. trabzanımı alıyorum. 2 ilmeğimi çıkarıyorum. 4 tanesi içinde kalıyor. Şimdi bunların 4'ünü birden çıkarıyorum. Buraya yarım model kuracağız bu sırada geri dönüşte arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çektim. İpimi aldım tığımın üzerine. Diğer 4 grup trabzanlarımı almaya başlıyorum şimdi. İlk trabzanımı alıyorum.
İki ilmek çıkarıyorum, ikisi tığımın üzerinde kalıyor. Yandakini alıyorum, iki ilmek çıkarıyorum, üçü kalıyor. Diğer trabzanımı alıyorum, yine iki ilmek çıkarıyorum, dördü kalıyor. Son trabzanımı da alıp 5 ilmek tığımın üzerinde. Şimdi buradan bunları toplamıyorum arkadaşlar. Diğer modelimin ilk trabzanına geçiyorum. Bunu da alıyorum. İkisini çıkarıyorum. 6 tane ilmek tığımın üzerinde kalıyor. Yandaki trabzanımı alıyorum. 2 ilmek çıkarıyorum. Gerisi tığımın üzerinde kalıyor. 4. trabzanımı da aldım. Bu diğer 4 grupları daha sonra yapacağız. Şimdi buradaki yarımı ve buradaki yarımı, trabzanlarımı hepsini tığımın üzerine topladım, ilmeklerimi. Şimdi bunların hepsini birden çıkarıyorum ve bu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çektim tekrardan. Şimdi buradaki 4 trabzanımızı ve buradaki 4 trabzanımızı toplayacağız. Aynı şekilde buradakini yarım toplayacağız arkadaşlar. İlk sıranın geri dönüşünde bir tane yarım modelimiz, iki tane de bütün modelimiz olmuş olacak. Hemen ilk trabzanımı aldım diğer bölümdeki. 2 ilmeğimi çıkardım, ikisi kaldı. İkisini çıkardım, üçü kaldı. İkisini çıkardım, dördü kaldı. Son trabzanımı alıyorum. Dörtlü grubumun son dördüncü trabzanını aldım. İki ilmeğimi çıkardım. Diğerleri tığımın üzerinde. Şimdi hepsini birden çıkarıyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çektim. Şimdi diğer taraftaki bu 4 ve buradaki 4 trabzanımızı toplayacağız. Tığımın üzerine aldım ipimi. İlk trabzanımdan başlıyorum. İkisini çıkardım, ikisi kaldı. İkisini çıkardım, üçü kaldı. Ayrıldı şuraya hemen. İkisini çıkardım, dördü kaldı. Evet, son dörtlü trabzanımı aldım. Buradan hemen diğer modelimdeki ilk baştaki trabzanımı toplamaya başlıyorum. 2 ilmeğimi çıkarıyorum, gerisi kalıyor. Yandakine geçtim. 2 ilmeğimi çıkarıyorum, gerisi tığımın üzerinde. 2 ilmeğimi çıkarıyorum, gerisi tığımın üzerinde ve son 4. trabzanımı alıyorum. 2 ilmeğimi çıkarıyorum, gerisi tığımın üzerinde ve hepsini birden çekip çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çekiyorum. Şimdi burada kalan dörtlü trabzanımı, 4 tane trabzanımı toplayacağım arkadaşlar. İlk başta yaptığımız gibi. İlk baştaki modellerimiz yarım olacak bu aşamada. Sonraki arada 2 tane bütün modelimiz olmuş olacak. Hepsini topladım ve bu şekilde sabitliyorum. Şimdi geri dönüyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Hemen bu topladığım trabzanlarımın tepesine bakın, buraya. 1, 2, 3 ve 4 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu açtığımız modelimizi bu sırada kapatacağız arkadaşlar. Bu bölümü, yani modelimizi tamamlamış olacağız, ilk modelimizi. Şimdi tığımın üzerine aldım ipimi. Bakın alt kısımda, burada bakın, bir zincir çekmiştik dörtlü trabzanlarımızın arasına. O zincirin içinden ve üstteki çektiğim 8 zincirin içinden, pardon, üzerine dolamıyorum. Bu ikisini alıyorum, tığımın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bakın battığım yeri görüyorsunuz. Alttaki trabzanlarımın ortasından ve zincirimin ortasından. Şimdi devam ediyorum. Diğer modelimin tepesini toplayacağım şimdi.
Bakın buradaki topladığım ilmeğin içine batıyorum. 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu ilk sırada yaptığımızı tekrarlıyoruz şimdi. Bir zincir çekip 4 tane trabzan da bu tarafa yapıyorum. Aynı ilmeğin içine, topladığım ilmeğin içine yapıyorum bütün bunları arkadaşlar. 3 ve 4. Orta zincirimin içinden ve yukarıdaki zincirimin ve içine alarak bir sık iğne yaptım. Diğer tarafa geçiyorum. Topladığım ilmeklerin içinden yine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 4. Şimdi sonu toplayacağız arkadaşlar. Bakın buradaki ilmeğimin içinden araya hani bir zincir çektiğimiz bölümden ve üstteki zincirimi de içine alarak sık iğnemi yapıyorum. En tepeye yine topladığım ilmeğin içine geçerek buraya da yarım modelimi tamamlayacağım. Yani 4 tane trabzan yapıp bu bölümü de bitireceğim. Yeşil modelimiz bitmiş olacak. 4 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi sona geldiğimizde bitimi yine ipimin tığımın üzerine aldım. Dönüş yaptığımız zincirimizin tam tepesine batıyoruz arkadaşlar. Buraya da bir trabzan yaparak bitirmiş oluyoruz. Şimdi renk değiştireceğim. Krem renkle devam edeceğiz şimdi. Baştaki yarım modelimizi, yani şöyle anlatayım size. Şu ikisi bütün model, kenarlarda yarım model yapmıştık. Şimdi bu yarımları bütün hale getireceğiz arkadaşlar. Şöyle zincirimin içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yeşil ilmeğinizi şu şekilde çekerseniz burası sıkışır. Çevirdim. İlk trabzanımın, ilk yeşil trabzanımın arkasından alıyorum bakın. Komple alıyorum burayı yani. İçine herhangi bir yerine batmıyorum. İlk sırayı hatırlayın. Bakın bu şekilde alıp çıkarıyorum. İki ilmeğimi çıkarıyorum. İkisi tığımın üzerinde kalıyor. Yandaki trabzanımı alıyorum. Yine iki ilmeğimi çıkarıyorum. Üç tanesi kalıyor. Şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. İkisini çıkardım, dördü kaldı. Yandakine geçiyorum. Son trabzanımı alıyorum şimdi arkadaşlar. İkisini çıkarıyorum. Beş tanesi kalıyor. Bu yarımı tamamlayacağız şimdi. Hiçbir işlem yapmadan trabzanlarımı toplamaya devam ediyorum. İkisini çıkarıyorum. Diğerleri kalıyor. İkisini çıkarıyorum. Diğerleri tığımın üzerinde. Bu grubun üçüncü trabzanını alıyorum şimdi. Ve en son dördüncü trabzanı da alıp iki ilmeğimi çıkarıyorum. Gerisi kalıyor. Bunların hepsini birden çıkarıyorum. Bakın burada bütün model oluşturmuş olduk. Alt kısım yeşil modelimiz başta yarımdı. Ortada iki tane bütün modelimiz, sonda yine yarım modelimiz vardı. Şimdi buraya bütün modeller halinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Şimdi diğer 4 grup trabzanlarımı önceki yaptıklarım gibi topluyorum. 3.'yü aldım. 4.'yü aldım. Hep 2 ilmek çıkarıyoruz. Gerisi tığımızın üzerinde kalıyor. Diğer 4 grubu alacağım şimdi. Hep 2 ilmek çıkarıyoruz. Gerisi kalıyor. Son 4'lüyü alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi birden çıkarıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yandaki 4'lüyü toplamaya başlıyorum. Ve burayı ve bu yarım, sondaki yarım modelimizin trabzanlarını da toplayacağız. Burayı da bir
bütün model haline getireceğiz arkadaşlar. Modelimiz yani bir yarım bir bütün halde ilerliyor aşamalar. Aldım. İkinciyi alıyorum. Son trabzanımı alıyorum. Ve hepsini birden çıkarıyorum. Şimdi sonda 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip üzerine almadan yeşil zincirimin içinden sık iğne yaparak kapatıyorum. Çeviriyorum şimdi. Şöyle bir tane zincir ve bu sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın bu topladığımız ilmeğimizin içine geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Alt kısmı tekrarlıyoruz. Modelimizi, krem bölümümüzü önceki sırada açtık. Şimdi kapatacağız. Bir zincir, aynı ilmeğin içine 4 trabzan daha. İkinciyi yaptım. 3 ve 4. Şimdi model ortasındaki bir zincir çektiğim yerden ve krem zincirimi de içine alarak bir sık iğne yapıyorum. Buradan diğer modelimin topladığım ilmeğin içine geçiyorum. Aynı şekilde 8 ikişer gruptan oluşan 8 trabzan daha yapacağım. 8'li trabzanımızı yaptık, 2 gruplu. Buradan krem zincirimizi de içine alarak burayı kapattık. Diğer ilmeğimizin içine geçiyoruz. Trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Yaptım. Bakın yeşil ilmeğimin içinden sık iğne ile kapatıyorum. Başlangıçta da sık iğne ile başlamıştık. Şimdi yine renk değiştireceğiz. Yeşil ipimi aldım. Krem ilmeğimin içinden geçirdim arkadaşlar. Çeviriyorum. Yeşille devam edeceğiz. Şimdi alt yeşilimiz yarımla başlamıştı. Yarımla bitmişti. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yarım modelimizi açacağız. Daha sonra yarım olarak kapatacağız. Ortalara bütün model koyacağız arkadaşlar. Bu bölümü de birlikte yapalım. Zaten sıralar birbirinin tekrarı. Şimdi döndüm. 3 tane zincir çektim. İpimi aldım tığımın üzerine. İlk trabzanımdan başlıyorum. İlk trabzanımı aldım. 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Diğerleri kalıyor. Yandakini aldım. 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Diğerleri kalıyor. 3. trabzanımı aldım. 4.'yü aldım. Yine 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Diğerleri kalıyor. Şimdi burayı yarım koyacağımız için bu 4'ünü topladıklarımızı hep bir seferde çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. Yandaki trabzanlarımızdan toplamaya başlıyoruz. Alt bölümlerde yaptığımız gibi. 2, 3, 4. trabzanımı alıyorum. Buradan yandaki trabzanlarımıza atlıyoruz. Burayı bütün model yapacağız şimdi. 4 trabzan da buradan toplayıp hepsini birden çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Diğer dörtlüye geçiyorum. Evet, 4'ünü topladık. Burayı bütün hale getirebilmek için yandaki dörtlüyü de alacağız şimdi.
4. Hepsini birden çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Son kalan dörtlü 4 tane trabzanımı toplayıp buraya kenara yine yarım model kuracağım. 3 ve 4.'yi topluyorum. Hepsini birden çıkarıyorum arkadaşlar. Tekrar bakın krem bölümünün tepesine batarak burayı üstüne alarak çıkarıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Topladığım yerin tepesine batacağım arkadaşlar. Şimdi tepedeki topladığım ilmeğin içine batarak modelimizi kapatıyoruz. İlk trabzanımı yaptım, ikinciyi yaptım. 3 ve 4. Yarım olarak burayı kapadık arkadaşlar. Zincirimizi ve alttaki modelimizin ortasından alıp sık iğnemizi yapıyoruz. Diğer topladığımız ilmeğe geçerek aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 2, 3, buraya bütün model kapatacağız. Bir zincir, 4 tane trabzandan sonra aynı ilmeğin içine 4 trabzan daha yapıyoruz. 2, 3, 4. Topluyoruz ortadan. Diğer bölüme geçip burayı da tamamlayacağız. Şimdi bu bittikten sonra ben size daha büyüğünü kamera arkasında hazırlayıp modelimizin iki tarafını da göstermiş olacağım az sonra arkadaşlar. 4 trabzan, 1 zincir ve 4 tane daha dolduruyoruz. Model çok zevkli ve çok da kolay arkadaşlar. Dikkatli izlerseniz kolayca yapacağınızı tahmin ediyorum. Topluyoruz. Şimdi buradaki yarım modelimizi de kapatacağız. Daha sonra da krem ipek geçip kremle modelimizi önce açıp sonra kapatacağız. 3 ve 4. Bitimi yeşil zincirin tepesinden batarak bir trabzanla başladığımız gibi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kamera arkasında sizin için hazırladığım büyük parça. Bakın burası bir model. Çeviriyoruz. Arkası ikinci modelimiz. Bu modelden çok güzel bebe battaniyesi olur ve iki taraflı da kullanabilirsiniz. Yani görenler iki ayrı battaniyeniz var sanabilir. Ayrıca bu modeli ben iki renkle yaptım. Siz istediğiniz kadar renk seçeneği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Rengarenk de yapabilirsiniz. Çok güzel, çok tatlı bir model. Yapımı da gayet eğlenceli. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Umarım işinizi kolaylaştırabilmişimdir. Şöyle biraz yaklaştırıp şöyle koyayım önünüze. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.